Enkazda canlı ihbarını aldık. Ekiplerinizi saha alanına bekliyoruz efendim. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan varsa sesime ses versin. Edirne Belediyesi ve Edirne Arama Kurtarma Derneği arasında imzalanan olası doğal afetlere karşı ortak tatbikat, seminer, eğitim ve sosyal etkinliklerin yürütülmesine dair işbirliği protokolü çerçevesinde Edirne'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi. ...150'den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığı büyük çaplı tatbikatta olası bir deprem ve afet anında nasıl organize olunacağı, enkaz kurtarma, ilk yardım ve acil müdahale gibi kritik süreçler test edildi. Tatbikat kapsamında senaryo gereği meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşların yerini tespit etmek için sesimi duyan var mı diye seslendi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan varsa sesime ses versin. Sesimi duyan varsa ses versin. Sizden iki ses alan var mı yukarıdaki arkadaşlar? Çalık seslerinin geldiği yeri tespit eden ekipler, betonları kırıp mahsur kalan vatandaşların yanına ulaşmak için zamanla yarıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaşlar sedye ile ambulansa taşındı. Betonların altına giren ekipler vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın da tatbikat alanına giderek çalışmaları yakından takip etti. Başkan Gencanakın, ekiplerin koordinasyonunun sağlanması açısından tatbikatın büyük önem taşıdığını ifade etti. Olası İstanbul depreminde bizler en yakın İstanbul'a ulaşıp destek olabilecek konumdayız, stratejik konumdayız. Hem Avrupa'dan gelen yardımları, daha doğrusu ekipleri burada koordine etmek, hem de kendi koordineli ekiplerimizi kurmak açısından burada hem bu tatbikatı yapıyoruz, hem de daha önce ifade ettiğim gibi EDAK'la bir işbirliği yaptık. Daha sonra buraya gelen bütün derneklerimizle, arama kurtarma ekiplerimizle işbirliği yapacağız ve burayı bir merkez üssü haline getireceğiz.